Ömer, bana bak, ne yapacaksın edeceksin? O seminer için katılım davetiyesi alacaksın bana. Hayatım, biraz abartmadın mı? Yani iyice manasız bir takıntı yaptın sen de buna. Ne demek takıntı ya? Benim ömrüm geçmiş o adamları takip etmekle, izlemekle, yazdıklarını okumakla, televizyondan izlemek yetmiyor. Şöyle yüz yüze dinlesem fena mı benim için yani? Ayrıca ben bir iş sahibi kadınım yani. Bugüne bugün bir şirketim var ve buna ihtiyacım var. Ayrıca olmasa ne yazar? Ev kadını olsam ne yazar? İstiyorum. Ne yemek yaptın? Bugün öğrendiklerinden bir şey mi? Vallahi var ya, seni paralarım ha. Konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme. Senden bir şey istedim. Ya ne yemek yaptın diye sordum ya. Tamam, sen Feride'ye dua et. Şu anda kurtardım. Benim eşim gelmedi bugün. Ah, benimki de gelmedi. Gülşah var ya, işi çıkmış, gelemedi. Ajansla niye konuşmadınız? Evet, bugün konuşmuş olsaydınız revizyon gelebilirdi. Onu ben de biliyorum. Biz eş olalım o zaman. Olur tabii, neden olmasın? Şey yapalım, siz gidin, ben geleyim. Hadi. Hadi. Şahin Hanım. Evet, Şahin de Akarsu ben. Size önden yer ayırmıştık, buyurun. Aa, ne gerek vardı ben? Arkada otururdum. Sen gerek yok. Sevgili konuklar, bugünkü açılış konuşmamızı yapması için Burzum Enerji Genel Müdürü Şahin Akarsu'yu kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Merhaba. Tanıyan vardır, yoktur, bilirsiniz, bilmezsiniz. Ben baştan açıklayayım. Ben Şahin de Akarsu değilim. Ama Elif Uzun, benim adım, yani kendimce bir kariyerim var benim de. Çok önemli bir pazarlama müdürlüğüm var geçmişte. 5 çocuk doğurdum, Allah bağışlarsa. Yani kendi çapında başarılı bir iş kadınıyım ben. Şöyle oldu tam olarak. Şahin de benim çok yakın arkadaşım, bilir tabii benim bu geçmişimi. Beni aradı dün akşam. Dedi ki, yani dedi, Esat Cavit Başa dedi, en iyi sen bilirsin dedi. Yani benim yanımda dedi, sen dedi, bu kadar bütün kitaplarını okumuşsun. Konuya daha hakimsin. Sana daha çok yakışır benim koltuğumda oturmak dedi. Ben dedi, zaten konuşma yapmayacağım. Herkese selam dedi. Yalancı! Şahin Demir'im, o benim kartımı çaldı. Ama ben, benim demedim zaten ki. Çocuklar, kapıya bakın. Hoş geldin Emel. Merhaba, merhaba. Bana bak, hiç bana öyle surat yapmayın yani. Sizin konferansınız yüzünden bu geç vakitlere kaldık. Ben de bayılmıyorum bu vakitte çalışmaya. Ne oldu ayol? Konferans nasıldı? Değdi mi bari gittiğinize? Bilmem. Elif'e sor. Ömer, uzatmayalım istersen. Uzatın uzatın. Ben burada zevkle izlerim. Anlatsana Elif. Yoksa arkadaşına rezil olmaktan falan mı korkuyorsun? Hı? Tıpkı benim bugün olduğum gibi. Ömer, kaç bin kere özür dileyeceğim ben senden ya. Özür dilerim. Mevzu rezil olmak falan da değil, biliyor musun? Asıl mevzu ne? Asıl mevzu
Yani sen kariyer yapmak istediğinde ben senin arkanda durdum ya. Hı? Senin gibi rol çalmaya falan çalışmadım. Bundan da gocunmadım. Ama sen... Kız Elif... Ne oldu ayol? Sen bir lafında bu adamı mum ederdin mum. Ne oldu ağzını açmıyorsun? Bir anlat bakayım arkadaşına. Ya işte bu... Ben adamları dinlemeye gitmiştim ama oraya gidince öğrendik ki eşler giremiyormuş içeri. Onlara böyle mutfakta yemek pişirme aktivitesi gibi böyle saçma sapan bir şey hazırlamışlar. Ben ne yapayım orada yemek yapıp adamları dinlemek dururken? Tabii bir alavereyle dalavereyle öyle ben bir içeri girmeye kalktım. Elime yüzüme gözüme bulaştırdım. O da tabii dolaylı yoldan rezil oldum. Kız ayrıntılı anlat da biraz ruhum şenlensin. Normal ya. Neyse tamam sonra anlatırsın. Kızım sen erkek kısmını bilmiyor musun? Bunları ağzınla kuş tutsan hava cıva. Yaranamazsın. Kızım ileride de senin konferansın olur. Sen de onu içeri almazsın. Boş ver. Rahvan gitsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.